Gayet güzel görünüyor şu an. Evet, bu eğitimimizde QGIS Desktop yazılımının temel fonksiyonlarını anlatacağım. Kullandığım sürüm 3.24 olması lazım. 3.24.3. Son sürümleri kullanmaya özen gösterelim. Zaten son 1-2 yıldaki sürümler genelde birbirine benziyor. Eski sürümler biraz daha karmaşıktı ama şimdikiler daha kullanışlı. Sıfırdan bir proje yapacağımız zaman sağ altta bulunan New Empty Proje diyerek boş bir proje sayfası açıyoruz. Proje sayfası açtığımızda burada araçlar, menüler bizi karşılıyor. Bunların ne anlama geldiğini önce anlatalım. Sol üstten başlıyorum. Proje isimli menümüzde yeni bir proje sayfası açacağımız zaman ya da bu proje dosyasını kaydedeceğimiz zaman ya da farklı kaydedeceğimiz zaman bu menüyü kullanıyoruz. Ya da kayıtlı bir proje dosyasını açacağımız zaman genellikle çıktı sayfası ve proje dosyası ile alakalı işlemlerimizi proje menüsünden ayarlıyoruz. Düzenle menüsü genellikle klavye kısa yollarında da var olan geri al, ileri al, kes, kopyala, yapıştır gibi fonksiyonları içeriyor. Pencere, bu da yine harita penceresiyle alakalı. İşte 3D harita menüsü ya da 2D normal harita menüsü. İşte harita penceresine yakınlaşma, uzaklaşma ile alakalı menüler. Bunlara konuları geldiğinde tek tek değineceğiz. Katman, en çok kullanacağımız menü burası. Katman menüsü. Burada sıfırdan katman oluşturacağımız zaman burayı kullanıyoruz. Var olan katmanları çağıracağımız zaman katman ekle kısmını kullanıyoruz. Katman oluştur kısmında katman türleri var. Geopaket katmanı dediği QGIS yazılımının kendi veri tabanı formatı Geopaket. Burada Shape dosya ya da Spatial Light gibi diğer GPS katmanları gibi ya da sanal katman gibi farklı katmanlarda oluşturabiliyoruz. Eğer dosyamızı farklı yazılımlarda mesela burada açtığımız dosyayı QGIS'te ya da Google Earth'te kullanmak istiyorsak burada Shape dosyası olarak oluşturabiliriz. Katman ekle menüsünde de yine birden fazla seçenek bulunuyor. En sık kullanacağımız şu ikisi: vektör katman ve raster katman. Vektör katman burada nokta, çizgi, alan ile ifade edilen vektör sayısal verileri temsil ediyor. Raster katman ise uydu görüntüsü ya da sayısal yükseklik modeli, DEM verisi, eğim, kabartma gibi piksellerden oluşan raster verileri ifade ediyor. Burada bulunan diğer seçenekler VMS, VFS gibi veri tabanı bağlantıları ile alakalı ya da bilgisayarda bulunan diğer veri tabanı katmanlarını eklemek için kullanılan menüler. Ayarlar burada yine kullanıcı ile alakalı, kullanıcı ayarları ya da klavye kısa yolları ile alakalı düzenlemeleri ya da ayarlamaları bu menüden yapıyoruz. Eklentiler, plugin, burası da en sık kullanacağımız menülerden bir tanesi. QGIS açık kaynaklı bir coğrafi bilgi sistemleri yazılımı olduğu için ArcGIS'ten ya da diğer yazılımlardan farklı olarak burada kullanıcıların hazırlamış olduğu bazı kısa yollar, eklentiler, add-in'ler, add-on'lar bulunuyor. Bunları eklentiler menüsünden yükleyerek kullanabiliyoruz çok kolaylıkla. Ne gibi şeyler var burada? Burada tamamı listeleniyor. Buradan arama yapıyoruz mesela SCP. Uzaktan algılama ile alakalı bir menü mesela bu. Bunu indirip kullanabiliyoruz. Ya da KML, KMZ ile alakalı bir tool arıyorum. Gördüğünüz gibi bunları buradan ekleyerek, install diyerek aktif hale getirebiliyoruz. Hemen yanında bulunan vektör. Burası vektör verilerle alakalı analizleri yaptığımız menü. ArcGIS programındaki Geoprocessing'e burayı benzetebiliriz. Ya da şeydeki Spatial Art Toolbox'taki vektörle alakalı olan analizler menüsüne benzetebiliriz. Burada neler var? Coğrafi işlem araçları, işte tampon, buffer yani kırpma, birleştirme, kesiştirme, fark alma gibi vektör veriler üzerinde yapılan analizler. Geometri araçları var. Burada yine verilerin geometrileriyle alakalı
Bunların işte düzeltmesi, keskinleştirilmesi, yumuşaklaştırılması kenarlarıyla alakalı işlemler var. Analiz araçları, mesafe matrisi, en yakın komşu analizi gibi analizler mevcut. Araştırma araçları, grid oluşturma ya da işte konuma göre seçme, yani select by location gibi konumsal analizler mevcut. Raster menüsünde ise raster hesaplayıcı dediğimiz raster map algebra. Burada raster veriler üzerinde yapacağımız fonksiyonel analizleri bu menü üzerinden yapıyoruz. Daha sonra buradan KMZ'ye import ya da export yapıyoruz. Analiz kısmında eğim, bakı, kabartma, işte daha sonra neler var burada? Topografik indeks, TPI, TR gibi indeksler, yani raster veriler üzerinde yapılan mekansal analizleri görüyoruz. Projeksiyon atama ve projeksiyon çıkartma. Daha sonra raster verileri birleştirme, raster verileri klip yapma ve eş yükselti eğrisi oluşturma gibi fonksiyonları da bu menü üzerinden kullanıyoruz. Veri tabanıyla alakalı kısım ve ağ örgüsü ve burada yine en önemli kullanacağımız menülerden bir tanesi işleniyor yazan araç kutusu. Burada araç kutumuz var. Aynı ArcGIS'teki ArcToolbox'a benzetebiliriz. Buraya sağ tarafta gördüğümüz, burada bizim yazılımımızın bünyesinde bulunan bütün analizleri görüyorsunuz. Neler var? Buradan tek tek bakabilirsiniz. Burada bir de recently used diye son kullanılan analizler var. Son kullandığımız analizlere buradan ulaşabiliyoruz. Yine buradan arama yapabiliyoruz. Mesela buradan arama yaparak direkt tuğla da ulaşabiliyoruz. Burada eklentiler var mesela. KML ile alakalı ve eklentilerimiz var. Bunları da buradan kolaylıkla kullanabiliyoruz. Şimdi bir de harita penceremiz var. Şu ekranda gördüğünüz boş ekran harita penceremiz. Bu harita penceremiz ilk açıldığında boş sayfa ArcGIS programında mesela koordinatsız, unknown, tanımsız olarak gelirken burada EPSG kodu 4326 olan coğrafi koordinat sistemiyle, yani VGS 84 koordinat sistemi tanımlı olarak gelir. Daha sonra sol tarafımızda bulunan tarayıcı kısmı bizim bilgisayarımızda bulunan klasörleri listelediğimiz, görüntülediğimiz bir pencere. Bu tarayıcı menüsünü diyelim ki yanlışlıkla kapattınız, kaybettiniz diyelim. Üst tarafta bulunan şu boş sekmeye sağ tıkladığımızda o menüleri burada listeleyebiliyoruz. Tarayıcı panele tıklayarak tekrar onu yerine bu şekilde getirebiliyoruz. Bizim bilgisayarımızda bulunan klasörleri görüp verileri burada listeliyoruz. Sol tarafa geldim. Bilgisayarın A diski, harita menüsü ve gördüğünüz gibi klasörleri ve verileri burada bu şekilde görüyorum. Bakın, bu bir raster veri mesela. Bu ArcGIS'in veri tabanı uzantısı GDB. Bakın onun altındaki verileri de burada okuyabilme yeteneğine sahip. Shapefile verileri de okuyabilme yeteneğine sahip. Hemen göstereyim. Mesela burada bulunan bunlar, sonunda SHP uzantısı olan veriler shapefile formatındaki verilerimiz. Buradan veri çağırmak istediğimizde bu verileri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şu Lambert il ve Lambert ilçe verilerini sizinle paylaşacağım. Çağırıyorum ekrana, sürükleyerek bırakıyorum. Şu an eklendi gördüğünüz gibi. Projeksiyon unknown diyor. Şimdi biz bu projeksiyonu VGS 84 olarak tanımlamak istiyoruz. Arama kısmına geliyorum. 4326 diye yazıyorum ve gelen projeksiyon sistemini seçerek tamam diyorum. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin görünümü değişti. Bu coğrafi koordinat sisteminde Türkiye bu şekilde görünür arkadaşlar. Türkiye'yi biraz daha gerçeğe yakın göstermek istediğimizde Web Mercator koordinat sistemini kullanıyoruz. Onun EPSG kodu da 3857. Bu da şu VGS 84'ün Web Mercator projeksiyon sistemi. Bu biraz daha Türkiye'nin
şeklini gerçeğe yakın olarak gösterir. Şimdi ilçe katmanını da ekrana çağırıyorum. Geldi. Bunlar görmüş olduğunuz burası tarayıcı menüsü. Bizim ArcGIS'teki Arc katalog menüsüne benzetebiliriz. Katalog menüsüne benzetebiliriz. Burayı kapatıyorum şöyle. Alt tarafta bulunan menü ise arkadaşlar şurası. Lambert il ve Lambert ilçe yazan yer katman yöneticisi dediğimiz menümüz. Burada harita üzerine eklediğimiz katmanlara, dosyalara görüntüleyip yönetebiliyoruz. Renklerini değiştirmek istediğimizde ya da yerlerini değiştirmek istediğimizde görünürlüğünü açıp kapatacağımız zaman menümüz burası ve buradan kaldırmak istediğimizde Lambert ilçeye sağ tıklayarak Remove Layer diyebiliriz. Ya da katman yöneticisinin en sağında bulunan katman kaldıra tıklayarak bu katmanı buradan kaldırabiliriz. Burası katman yöneticimiz. Yine katman yöneticisini kaybettiğimizde arayacağımız yer sağ üstteki panelimiz. Katmanlar panele tıklıyoruz ve katmanları buraya getiriyoruz. Daha sonra şu üstteki menülere bakalım. Bu menülerin adının ne olduğunu bilmiyorsanız şöyle boşluğa çıkartın. Üzerine geldiğinizde proje araç çubuğu yazar. Bakın menünün adı yazar. Bunları kaybettiğinizde ya da getirdiğinizde hangileri olduğuna buradan sağ tıklayarak getirebilirsiniz. Daha rahat kullanmak için videoyu durdurarak benim bu kullandığım menülerin hepsini eklemenizi öneririm. Şuradan şöyle sağ tıklayayım. Katman panel, tarayıcı panel, yardım araç çubuğu, yakalama araç çubuğu, web araç çubuğu, veri tabanı araç çubuğu, işte vektör araç çubuğu. Şunu olmasına gerek yok. SCP, şuna da gerek yok. Şuradaki menülerin eklerseniz sizler de rahat bir şekilde bunları kullanabilirsiniz. Şimdi bir de katman ekle kısmından eklemeyi göstereyim. Şuradan katman, katman ekle, vektör katman ekle diyorum. Ve burada sağ tarafta bulunan 3 noktaya tıklıyorum. Burası biraz farklıdır ArcGIS ama Map Info falan kullanan varsa Map Info'da falan da bu şekilde veri eklemeler bu şekilde oluyor. Geldiğimizde yine Türkiye il sınırlarını ekleyeceğiz. Lambert il SHP. Burada bakın SHP dosyalarında arkadaşlar birden fazla şöyle dosya uzantısı bulunur. CPG, DBF, PRJ, SBN, SBX, SHP, SHP, XML ve SHX şeklinde bu dosya uzantıları bulunur. Siz bir shape dosyasını başka bir bilgisayara aktaracağınız zaman ya da bir arkadaşınıza dosyayı vereceğiniz zaman bu dosyaların şu ekranda gösterdiklerinin tamamını seçerek bir RAR yapıp o şekilde vermeniz gerekiyor. Yalnızca SHP yazan yani şu dosyayı verdiğinizde karşı taraftaki bilgisayarda bu veri açılmayacaktır. Bunu da uyarmış olayım baştan. Şimdi burada ben mesela sadece SHP dosyalarını görmek istediğimde sağ tarafta bulunan tüm dosyalar kısmına gelerek eklemek istediğim verinin türünü seçiyorum. Yani sadece coğrafi bilgi sistemleri SHP dosyalarına oluşmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü veri türü var. Tüm desteklenen dosyalarlaymış. Bakın mesela ArcInfo'nun E00 formatı var mesela. AutoCAD DXF formatı, DWG formatı var. Ya da GML formatı var. Ya da ne bileyim Esri'nin Personal Database MDB formatı var. Esri Shapefile. Bunu seçeceğiz birazdan. Ya da GeoPocket ya da JSON gibi bir sürü veri formatı var arkadaşlar. Bunlara yine konusu geldiğinde değineceğiz. Biz şimdi buradan Esri Shape seçeneğini seçiyoruz. Şuradan Esri Shape seçeneğini seçiyoruz ve gördüğünüz gibi yalnızca SHP uzantılı dosyalara burada listeliyor. Burada birden fazla da seçim yapabiliriz. Tek seçimde yapabiliriz. Birden fazla yapmak istediğimizde klavyeden CTRL tuşuna basıyorum. İl ve ilçeyi seçiyorum. Aç diyorum. Ekle diyorum. Kapat diyorum. Harita üzerine verilerimi ekledim. Bir saniye arkadaşlar.
Şimdi bu verileri organize etmeyi göstereceğim. Katman yöneticisine geldik, katmanlar kısmına. Katmanlar kısmında Lambert il katmanına sağ tıklayarak özellikler diyorum. Ve semboloji kısmı var burada. Sembolleri gösterdiğimiz kısım, şöyle yukarıdan daraltabiliriz. Sol taraftan sembolojiyi seçiyorum. Sağ tarafa geldiğimde tek sembol. Burada tek sembolde diye Lambert il katmanının altında bulunan bütün verileri tek bir semboloji ile gösterme anlamına geliyor bu. Buradan rengini değiştirebiliriz tek sembolün. Mesela böyle yapabiliriz. Tamam dediğimizde bütün illeri o şekilde gösterir arkadaşlar. Ama ben her ili farklı bir renkle görmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Geliyorum buraya. Sınıflandırılmış diyorum. Sınıflandırılmış. Neye göre sınıflandırılacağım? Değer kısmına geliyorum. Ve buradan adı seçiyorum. Alta geliyorum. Sınıflandır diyorum. Tamam diyorum. Her ili adına göre sınıflandırdım. Sol tarafa geldim. Açılır pencereye tıkladım. Aşağı doğru tek tek illeri bu şekilde görüntüledim. Gördüğünüz gibi her ili tematik olarak farklı renkle renklendirdik. Şimdi bu yapmış olduğumuz sınıflandırma türü arkadaşlar sözel bilgilere göre, sözel verilere göre yani adına göre ya da seçtiğimiz bazı kriterlere göre bir sınıflandırma yapma. Yani sınıflandırma ismi, şurada classification, bu seçtiğimiz değerlere göre yapılıyor. Bir de burada derecelendirilmiş diye bir seçenek var. Bu ise sayısal verilere bağlı. Yani ne gibi? Nüfus, alan, yani bir skala, bir ölçüye göre atıyorum 0-5 arası, 5-10, 10-100 gibi bir derecelendirme yapmak istediğimizde derecelendirilmişi seçiyoruz. Bir rastgele ya da belli başlı özelliklere göre sınıflandırma yapmak istediğimizde sınıflandırılmış seçeneği seçiyoruz. Derecelendirilmişe geldiğimizde bakın burada bir oranlama var. Geliyorum. Burada zaten sadece sayısal bilgiler geldi bakın. Yani veri türü sayı olan öz nitelik bilgilerini görebiliyorum. Nüfus, tarım, nüfus, fizyolojik nüfus gibi, alan gibi. Mesela burada ad gelmedi gördüğünüz gibi. Nüfus seçiyorum. Daha sonra sınıflandır diyorum ve burada bana sınıflandırma seçenekleri var. Equal interval de mesela bu şuradaki eşit aralık eşit aralığa göre sınıflandırır. Yani en düşük nüfus ile en büyük nüfus arasında 5 5'e bölerek 5 eşit parçaya ayırarak sınıflandırma yapar. Hemen sağ tarafındaki histogram buradaki nüfusun dağılışını gösterir bize. Buradan quantile dediğimizde bu yığılma olarak gösterir bize. Yani yığılmanın nerede olduysa oraya göre sınıflandırma yapar bakın. Logaritmik ölçek. Bu da yine nerede yığılma varsa, nerede fark varsa ona göre bir logaritmik ölçek yapar. Natural break dediği doğal aralık. Doğal 5 aralığa ayırıyor bu da. Daha anlamlı görünmesi için. Genellikle mesela çalışmalarda görmüşsünüzdür. Natural break yani doğal görünüm ya da eşit aralık kullanılır. Eşit aralık dediğimizde nasıl göründüğünü bir harita üzerinde göstereyim. Nüfusu 5 eşit aralığa ayırdığımızda Türkiye'de nüfus mesela İstanbul ve diğer iller arasında bir uçurum olduğu için eşit aralıklara ayırdığımızda İstanbul, Ankara, İzmir gibi yüksek nüfuslu yerler bu şekilde, düşük nüfuslu yerler bu şekilde görünür. Ama doğal aralığı seçtiğimizde gördüğünüz gibi dağılım biraz daha anlamlı olur. Yığılmayı seçtiğimizde kuantıl bu biraz daha anlamlı olabilir. Mesela büyük şehirler koyu renk, normal şehirler daha normal renk, çok düşük nüfuslu yerler beyaz renk gibi bu şekilde bir dağılım yapabiliriz. Bu da derecelendirme yöntemiyle gösterme. Şimdi biz buradan sınıflandırılmışa gelelim. Renk rampasında renk de seçebiliyoruz burada ayrıca. Random color ramp diyorum. Random renklerin gelmesini istiyorum rastgele.
İlleri seçtim. Yani herhangi bir il tematik haritası gibi görünmesini istedim haritamın. Daha sonra bu haritamın renklendirilmesini yapmak istiyorum. Renklendirme demişim, pardon. Etiketlendirmesini, yani illerin isimlerinin üzerinde yazmasını istiyorum. Şurada ABC yazan katman etiketleme seçenekleri menüsü var. Buraya tıklıyorum. Tabii buraya tıklarken arkadaşlar, burada QGIS'te ArcGIS'ten farklı olarak hangi katman üzerinde, burada mesela 10 tane katman olduğunu düşünelim. Hangi katman üzerinde işlem yapacaksam eğer, o katmanı seçerek, yani burada seçili katman diye bir kavram var. Bu katmanı seçiyorum. Daha sonra buraya tıklıyorum. Bakın Lambert il seçili olarak geldi. Burada da daha sonra değiştirebilirim ama seçili katman özelliğini bu şekilde kullanıyoruz. Lambert il katmanında gördüğünüz gibi no labels, yani etiket yok seçeneği aktif. Şimdi ben burada her ilin adının üzerine yazmasını istiyorum. No labels kısmına geliyorum. Single labels diyorum. Tek bir etiket diyorum. Etiketimin gördüğünüz gibi puntolar çok büyük oldu. Bunları biraz küçültelim. Yazı tipi Arial ya da Times New Roman ya da neyse, buradan değiştirebiliyoruz yine. Normal demiş, kalın demiş mesela. İtalik, kalın italik, black gibi seçenekler var. Biz italik seçelim sadece mesela. Boyutu 10 yazıyor mesela. Boyutunu düşürelim. Burada düşürünce direkt mesela uygulanıyor gördüğünüz gibi. ArcGIS'te bir de uygulamaya tamam diye seçenekler vardı. Gördüğünüz gibi. Uygula diyorum. Kapatıyorum. Her ilin adı gördüğünüz gibi üzerinde yazdırdık. Şimdi şuradaki menülere değineceğim biraz da. Bu el işareti haritayı kaydırma menüsü. Pen işareti diyebiliriz buna. Harita üzerinde gezinmek istediğimiz zaman bu menüyü kullanıyoruz. Bu şekilde. Hemen yanında bulunan yaklaştır, büyüteç, harita üzerinden seçerek yakınlaşmaya ya da tek tıklayarak zoom yapmaya yarar. Hemen yanında bulunan uzaklaştır da haritadan uzaklaşmaya yarar. Gördüğünüz gibi fark etmişsinizdir belki. Buradaki haritanın, şu renkli haritanın tematik gösterimi ArcGIS'e nazaran biraz daha göze hoş geliyor. Böyle biraz daha nasıl derler, görüntü kalitesinden dolayı mı ya da okumasından dolayı mı, biraz daha tematik gösterimi hoşuma gidiyor benim. Yani şu renkler ve vektör veri gösterimi QGIS yazılımının gayet güzel. Şimdi ben bu haritaya yakınlaştım mesela. Ekranımda iller katmanının tamamını görmek istiyorum diyelim. Lambert il katmanına sağ tıklayarak zoom to layer diyerek haritaya yaklaş diyorum. Ya da haritaya, ekrana sığdır da diyebiliriz bunu. Zoom to layer diyerek bu şekilde uzaklaşıp bütün verileri ekrana sığdırıyorum. Daha sonra hemen yanında yakınlaştır tam seçeneği var. Şurası. Yine biraz önceki yaptığımız zoom to layer gibi burada bulunan katmanları en geniş sınırlarına göre haritayı ekrana sığdır seçeneği, şöyle yapalım. Mesela gördüğünüz gibi. Bunu kullanabilirsiniz. Buralar önceki ekran, sonraki ekran. Diyelim İstanbul adalarda şöyle bir yerde yakınlaşarak çalışma yaptınız. Yanlışlıkla uzaklaştınız ya da eliniz kaydı. Bir önceki ekrana gitmek istediğinizde burada önceki ekran, sonraki ekran kısımlarını kullanabiliyorsunuz. Bu yeni harita görünümü hemen bize ikinci bir harita penceresi açmamıza yarar. Yani ikinci bir layer. Bu da Excel'de yeni bir sheet açmak gibi ya da ArcGIS'te yeni bir layer açmak gibi düşünebiliriz. Buradan kapatıyoruz yine. Burada işimize yarayacak başka ne var? Mekansal yer imi. Yani burayı bir mekansal yer imi olarak işaretlediğimizde, burayı demeyelim, şöyle mesela spesifik bir alan olsun. Adalara yakınlaştık mesela.
Burayı ben yer imi olarak kaydetmek istiyorum diyelim. Mekansal yer imine tıklıyoruz. Buraya bir isim verelim. Burada bakın koordinat extenti yazar. Kaydetti diyoruz. Daha sonra uzaklaştık. O menüye gitmek istiyoruz. Biraz önceki ekrana gitmek istiyoruz. Mekansal yer imlerini göster diyorum. Çalışmıyor. Bir de bir uyarıda bulunacağım arkadaşlar. Şimdi QGIS, şimdi profesyonellik olarak karşılaştırdığımız zaman hani ArcGIS'le bu ölçüşemeyecek bir yazılım. Bazen böyle hiç anlam veremediğiniz hatalar olabilir ya da siz tıklarsanız işlem yapmaz gibi, şu an benim yaşadığım gibi bu tarz problemler yaşayabilirsiniz. En güzel çözümü kapat açma mantığı burada. Ya da çok acele ya da çok önemli değilse o işlemi atlayarak devam etmenizi öneririm. Mesela şu an bu çalışmada. Sonraki derslerde bu konuya tekrar değiniriz. Şu an hani elzem değil. Uyarımı da yapmış olayım burada. Bu da sayfamızı yeniler arkadaşlar. Objeleri belirle menüsü. Ekranda bulunan verilerden öz nitelik bilgilerini almaya yarar. Sağ tarafta gördüğünüz gibi. Ad Kayseri. Özellikleri bakın burada. İşte nüfusu, tarımsal nüfus, fiyoloji nüfus yoğunluğu, alan, aritmetik nüfus yoğunluğu, göç vesaire bilgilerini burada görebiliyoruz. Sivas. Birden fazla seçim yaptığımızda diğerlerini de görüyoruz. Bu identify yani i butonuna benzetebiliriz ArcGIS yazılımındaki. Onun hemen yanında alan hesaplayıcı. Bu da ArcGIS programındaki neresi diyebiliriz? Mesela Calculate Geometry diyebiliriz. Alan hesaplayacağımız zaman arkadaşlar burada bu menüyü kullanıyoruz. Alan ve uzunluk hesaplayacağımız zaman. Hemen yanında bulunan araç kutusu zaten bunu bahsetmiştik. Biraz önce. Onun bir yanında bulunan istatistiksel özeti göster. Bu mesela şöyle alta geldi ama dur bunu nereye alalım? Şuraya alalım. Bu mesela çok güzel bir menü. Benim hoşuma giden bir menü bu. Diğer CBS yazılımlarında olmayan. Buradan katmanı seçiyoruz arkadaşlar. Altından field'ı seçiyoruz. O field'la alakalı istatistikleri bize burada sıralıyor. Mesela adın altında 81 tane veri varmış gördüğünüz gibi. En küçük en büyük gibi isimlemendir en büyük uzunluk. Bir de bütün istatistikleri burada döküyor. Mesela buradan nüfus seçtiğimde yine sayıyı veriyor. Şöyle genişletelim. Toplam sayıyı veriyor mesela. Ortalamayı, medyanı, standart sapmayı, en büyük, en küçük, bütün istatistiksel bilgileri burada veriyor. Ama mesela ben seçili olan nesneyi işlem yapmak istiyorum diyelim. Seçim tuşunu alıyorum. Harita üzerinde işlem yapıyorum. Sadece seçilen detaylar dediğimde sadece seçilen detaylara göre bir bilgi veriyor. Mesela bakın 11 il seçtim. 11 ile göre burada istatistik bilgilerle burada kısa bir özet şeklinde görebiliyorsunuz. Bunların ortalamasını, toplamını, standart sapmasını vesaire gibi istatistiksel bilgilerini burada görebiliyorsunuz. Şimdi bir de seçim menümüz var bizim. Bu harita üzerindeki vektör katmanlarda seçim işlemlerinin yapıldığı bir menü arkadaşlar. Objeleri seç, poligon ile objeleri seç, serbest şekilde objeleri seç, yarı çap ile objeleri seç diye seçeneklerimiz var. Bu manuel seçim yapmak istediğimizde harita üzerinden elle manuel bir seçim yapmak istediğimizde bu sekmeyi kullanıyoruz. Şimdi ben harita üzerinden bir tane il seçmek istediğimde geliyorum buraya. Objeleri alan ile seç diyorum. Ankara'nın üzerine tıklıyorum.
Seçtiğim il gördüğünüz gibi harita üzerinde koyu sarı bir renkle görünüyor. Bu seçmek ne işe yarıyor? Ne anlama geliyor arkadaşlar? Biz harita üzerinde daha biraz önce gösterdim mesela. Seçili alanda istatistikleri gör dediğimizde bir alan seçmemiz gerekiyor. Ya da biz bir katmana farklı kaydetmek istediğimizde yani 81 il içinden bir veriye Ankara il sınırına farklı bir veri tabanına kaydetmek istediğimizde bu şekilde harita üzerinden seçiyoruz ve dosyayı farklı kaydetleyerek bunu farklı kaydediyoruz. Ya da ne bileyim seçimi tersine çevireceğim. Ben Ankara'nın dışındakileri seçmek istediğimde yine bunu seçip seçimi tersine çevirerek bu şekilde kullanıyoruz. Kullanım bu şekilde arkadaşlar. Poligon ile objeleri seç dediğimizde harita üzerinde şöyle bir poligon çiziyoruz. Sağ tıklayarak bitiriyoruz. O poligonun temas ettiği bütün illeri gördüğünüz gibi seçiyor. Şuradaki kırmızı çarpı gibi bir şey işaret var. Bakın bu seçimi temizleme işaretidir. Ya da boşluğa tıklayarak da seçimi temizleyebilirsiniz. Serbest şekilde yani şöyle serbest bir çizim yaparak da seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da yarı çap ile ortaya bir nokta atıp şöyle bir daire seçip o dairenin etkilediği ya da temas ettiği illeri bu şekilde seçebilirsiniz. Seçimi tersine çevirmeye göstereceğim şimdi de. Objeleri seçtik. Şuraya tıkladık arkadaşlar. Detay seçimini evir. Yani seçimi tersine çevir diye bir seçenek var. Gördüğünüz gibi. Yani ben Ankara dışındaki 80 ili seçmek istediğimde tek tek seçmekle uğraşmayacağım. Ne yapacağım? Önce Ankara'yı seçeceğim. Daha sonra geleceğim buradan. Seçimi tersine çevir diyerek böyle bir işlem yapacağım. Bütün nesneleri seçmek istiyorum diyeyim. Hadi burada 81 il var. Bunun harita üzerinden tek tek seçmek kolay olur ama yüz binlerce veriyle çalıştığınızı düşünün. Yüz binlerce veriyi tamamını seçmek istediğinizde buradaki bir araçla seçmeniz çok kolay olmayabilir. O yüzden buraya geliyoruz. Tüm özellikleri seç diyoruz. Dediğimizde yani tümünü seç. Seçeneğine tıkladığımızda bütün katmanları gördüğünüz gibi harita üzerinde seçili hale getiriyoruz. Daha sonra burada detayları değer ile seç seçeneğimiz var. Burası biraz detaylı. İsterseniz önce bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim arkadaşlar. Bu konuya girmeden önce sormak istediğiniz bir soru var mı? Nasıl gidiyor? Yani hızlı mı gidiyorum, yavaş mı gidiyorum? Ona göre devam edeyim. Bu şekilde iyi hocam. Anlaşılır. Gayet anlatan şeyler. Tamam. Elif Hanım. Tamam. Bir ara verelim. 15 dakikalık bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim arkadaşlar. Yeni link atayım size. Tamam. Görüşürüz.